Gereği duyar mı? Gerçek sevgiyle psikolojik düzeyde sevgi birbirinden farklı mıdır? Bunlara biraz değinmeye çalışmıştık ve psikolojik düzeydeki sevgiyi ihtiyaç kavramıyla bağlantılı bir şekilde açıklamaya çalışmıştık. Bugün yeryüzünde gördüğümüz sevgi hallerinin belki %99'u psikolojik düzeydedir. Bu psikolojik düzeydeki sevgiler ihtiyaçlara dayanır. Bedensel ihtiyaçlara, duygusal ihtiyaçlara ve farklı psikolojik ihtiyaçlara dayanır. Kendimizi güçsüz hissederiz, bizi koruyacak bir insanı gördüğümüzde ona çekim duyarız. Veya gücümüzü hissetmek ihtiyacındayız. Birini koruyup kollayarak gücümüzü hissederiz. Bu durumda mesela güçlü bir insan olarak bazen zayıf bir insana çekim duyarsınız. Hayatınızda, çocukluğunuzda düzeltemediğiniz bazı şeyler vardır. Onları düzelterek kendinizi yeterli ve yetkin hissetmek istersiniz. Bu sefer düzelteceğiniz bir insan ararsınız hayatınızda. O düzelteceğiniz bir insanı bulduğunuzda içinizde, bilinçaltınızda bir mekanizma işler. İşte gerçekten düzeltebileceğim biri. Eğer onu düzeltirsem geçmişteki yaralarımı da tedavi etmiş olacağım. Ama bu çok bilinç düzeyinde şekillenmez çoğu defa. Bilinçaltımız bazı çocukluk yaralanmaları üzerinden bile seçim yapabilir. Dolayısıyla ilişkiler aslında insan için hem seçim noktasında hem süreç noktasında aslında varoluşsal olarak hangi konumda olduğunu gösterir. Yani ben bir seçim yaptığımda aslında o benim hayata bakışım, değer yargılarım, kendimi algılama biçimim, kendimde gördüğüm eksiklikler, fazlalıklar, ihtiyaçlar noktasında aslında bize bir işarette bulunur. Yani ben aslında eşimi neye göre seçtim? Bunun yanı sıra süreç nasıl yürüyor? Yani bir ilişki süreci nasıl yürüyor? Mesela ben kendimi çok değersiz mi hissediyorum bazen? Kendimi çok yalnız mı hissediyorum? Bana hiç kıymet verilmiyor mu gibi hissediyorum? Büyük hayal kırıklıklarımı yaşıyorum. Yaşadığım hayal kırıklığı bana kendimi nasıl hissettiriyor? İşte diyelim ki muhatabımın beni uğrattığı bir hayal kırıklığı var. Ben bu hayal kırıklığı durumunda kendimi nasıl hissediyorum? Karşımdaki beni hayal kırıklığına uğrattı ama ben bu durumda nasılım? Ben de çöktüm mü? Çok mu öfkelendim? Bunu kaldırılamaz bir şey olarak mı hissettim? İşte bütün bunlar aslında bizim varoluşsal seviyemizi, psikolojimizi, hayatı algılama biçimimizi, kendimizi nasıl tanımladığımızı ve nasıl gördüğümüzü anlatan unsurlardır. O yüzden ilişkilerimiz çok önemli bir göstergedir. Kim bencil mi yoksa diğergam mı olup olmadığı, kişinin kendi varlığı noktasında kendini yeterli hissedip hissetmediği, kişinin hatta yaradanla ilişkisi. Örneğin biz bazen ilişkilerde ne görüyoruz? Ağır bir yalnızlık duygusu görüyoruz. Yapayalnızlık. Hiç kimsem yok diyoruz. Peki diyelim ben inanan bir insan isem Allah da şah damarımdan bana daha yakın olduğunu söylüyorsa, bir başka ayette Allah bunu için yeter diyorsa,
İlkinin üçüncüsü Allah ise, o zaman ben gerçek anlamda yalnız olabilir miyim? Olamam. Peki yalnızlık hissediyorsam bu ne anlama gelir? Benim Yaradan'la olan ilişkimdeki bir boşluğa işaret eder. Burada böyle kendimizi ya demek ki imanım çok zayıftır gibi bir basitçe bir yoruma tabi tutmamalıyız. Burada şunu anlamamız gerekir. İnsanlarla ilişkin bozulduğunda sen kendini nasıl hissediyorsun? Allah'la birlikte misin? Yapayalnız mısın? Kimsesiz misin? Kendini çok garip mi hissediyorsun? Yoksa gerçek anlamda Yaradan'ın şu veya bu noktada seninle birlikte olduğunu ve senin fıtratının değerli olduğunu ve fıtraten birçok değer yüklendiğinin farkında mısın? Bir insan senin ilişkisinde, bir insan senin ilişkinde yok saydığında gerçekten kendini yok gibi mi hissediyorsun? Çünkü arkadaşlar ilişkiler, eğer ben gerçekten varlığımın farkında değilsem çok büyük bir tuzak haline gelir. Çünkü eğer ben kendi kendimin ayırdığında, kendi kendimin farkında, kendi varlığımın ve değerimin ayırdığında değilsem, o ilişki benim bir insanın bilincine mahkum olduğum bir ilişkiye dönür. Hatta o yüzden bazı insanlar ilişkilerinde psikolojik anlamda daha çok bozulurlar. Neden? Çünkü sen kendini başkasının aynasında tanımlıyorsun. Başkasının sana verdiği geri bildirimler üzerinden bir varoluş ve hayat algısı taşıyorsun. Ben eskiden böyle değildim. İşte bu adam beni mahvetti, işte bu kadın beni mahvetti diyorsun. Yanlış bir yerden bakıyoruz. Neden? Çünkü biz kendi kendimizin ayırdığında değiliz. Diyelim ki karşındaki insan çok kaba. Sen kabalaşmak zorunda mısın? Değilsin. Karşındaki insan çok bencil. Sen de bencilleşmek zorunda mısın? Değilsin. O yüzden arkadaşlar ilişkiler bazen olumsuzlukların taraflar arasında sürekli bir kar topu gibi işlediği bir sürece dönüşür. İşte o çok bencil, ben de bencil olacağım. O hiç unutmuyor, ben de unutmayacağım. O hiç affetmiyor, ben de affetmeyeceğim. Ne yapmış oluyoruz? Muhatabımızın eksikliği veya negatifliği sanki bizim için bir ölçü haline geliyor. Bizim için bir ölçü haline geldiğinde ne oluyor? Biz karşımızdaki insanı bizi terbiye eden bir insan olarak görüyoruz. Hatta ne diyoruz? Beni o bu hale getirdi. Hayır, seni o bu hale getirmedi. Seni, senin yanlış algın, şuurun ve kendilik yaklaşımın bu hale getirdi. O yüzden ilişkiler insan için çok önemli bir göstergedir. Kendimiz üzerinde çalışmak için bir göstergedir. Ve biz bunu kendimiz üzerinde çalışmak için kullanmalıyız. Dikkat edin, Hazreti Yusuf kardeşleriyle ilişkisi vardı. Satıldı. Mısır'da birinin hizmetine girdi. Bir kadının gayrimeşru teklifine muhatap oldu. Haksız bir yere hapsedildi vesaire vesaire. Birçok ilişkisinden bahsediliyor değil mi Kur'an'da? Hazreti Yusuf'un birçok ilişkisi vardı insanlarla, farklı düzeylerde. İşte hapishane arkadaşlarıyla ilişkisi vardı, efendisiyle ilişkisi vardı, efendisinin karısıyla bir süreci vardı, kardeşleriyle bir süreci ilişkisi vardı. Peki Hazreti Yusuf
neyin üzerinde çalıştı? Hazreti Yusuf kendi üzerinde çalıştı. Ama herkes Hazreti Yusuf üzerinde çalıştı. Değil mi? Herkes Hazreti Yusuf'la ilgili olumlu veya olumsuz bir yansıtmada bulundu. Peki Hazreti Yusuf neye dikkat etti? Kardeşleri tırnak içinde vicdansız, haset eden, kıskanç, bencil olduklarında o da mı bencilleşti? Şöyle mi dedi, siz benim ne yaşadığımı bilseydiniz, beni mazur görürdünüz. Hatta derdiniz ki, ya işte başına gelenlere bakılırsa böyle olmam bile büyük bir olumlu durum. Böyle mi dedi? Veya böyle bir şey mi bekledi? Hayır. Kendi fıtratının kodlarını ortaya çıkardı. Dolayısıyla ilişkiler kendi üzerimizde çalışacağımız bir süreçtir. Biz hep başkasının üzerinde çalışıyoruz. Bir başkasını benliğimizin ihtiyaç duyduğu bir pozisyona, bir duruma, bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Ve egomuz şöyle diyor. Benim istediğim gibi olsa çok mutlu olurum. Karşındaki ne? O da psikolojik bir aygıt, psikolojik bir mekanizma. O da öyle diyor. O da diyor ki, benim istediğim gibi olursan her şey çok güzel olur. Ne olacak burada? Ya psikolojik düzeyde bir ortak nokta bulacaksınız. Veyahut da asıl mesele, kendi üzerinizde asıl çalışacaksınız. Yani farz edin ki eşinizin yanlış bir tutumu var. Onun yanlış tutumu bende neyi tetikliyor? Bende ne tür bir rahatsızlık oluşturuyor? Bu muhatap olduğumuz insanların doğru, dengeli, sağlıklı davrandıkları anlamına gelmez arkadaşlar. Bakın bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Biz bu soruyu niye soruyoruz? Yani diyelim ki ben eşimin veya ilişkili olduğum herhangi bir insanım. Bu annem olur, babam olur, arkadaşım olur, kardeşim olur. Muhatabımın yaptığı şey bende ne uyandırıyor? Hangi duyguyu uyandırıyor? Hangi düşünceyi uyandırıyor? Hangi tepkiyi uyandırıyor? Ve bunun altında yatan şey nedir? Acaba saygı mı görmek istiyorum? Acaba kendimi değersiz görüyorum da muhatabımın yaptığı şey bana işte bak bu da sana değer vermedi. Sen değersizsin. Acaba karşımdaki insanın tutumu benim bir yarama mı parmak basıyor? Benim bir yaramı mı kanatıyor? Eğer benim bir yaramı kanatıyorsa bende niye böyle bir yara var? Bende niye böyle bir yara var? O yaranın sorumlusu kim? Karşımdaki insan mı, ben mi? En fazla karşımdaki insana şunu söyleyebilirim. Bak benim böyle bir yaram var. Hani mümkün oldukça hani buraya basmamaya, bu yarayı kanatmamaya dikkat edersen memnun olurum. Bakın hakkım yok. Sadece rica edebilirim. Talep edebilirim. Kendi yaralarımın sorumlusu benim. Kendi yaralarımı tedavi edecek, onaracak olan da benim. Diyelim ki bir muhatabın bir söz söyledi, bir istekte bulundu veya bir beklentisini ifade etti veya beni bir konuda yönlendirdi. Şimdi ben orada aşırı bir tepki veriyorsam orada bir şey var demektir. Böyle tanıdığım bir ailede ilgili bir şey olmuştu. Kadın çok fazla böyle olumsuz evlilik örnekleri görmüş. Kendi anne babası da çok böyle olumsuz, sağlıksız bir süreç yaşıyorlar. İşte erkek, yani baba, anneyi sürekli eziyor. Şimdi onda bir yara oluşmuş. Kendimi ezdirmeyeceğim. Asla karşımdakinin isteğini yerine getirmeyeceğim. İstersem yerine getiririm, istemezsem getirmem gibi böyle bir yara oluşmuş. Eşinin en ufak bir talebine, işte yani yemek yapar mısın veya işte şunu yapar mısın demesine karşı bile aşırı bir reaksiyon veriyordu. Yapmam, niye yapayım, mecbur değilim. Garip bir şey yani, kocası da böyle despot biri değil yani, çok
doğan bir şey istiyor mesela. Atıyorum diyelim ki hafta sonu bir kahvaltı hazırlamasını istiyor. Kadın beraber hazırlayalım dese adam tabii ki memnuniyetle de beraber hazırlayabilir. Öyle bir kişi ama öyle bir reaksiyon geliyor ki kadından. Ben orada şunu fark ettim. Dedim bu insanda bir yara var ya. Ne yarası? İşte baskılanacağım, beni ezecek. Asla böyle ona karşı olumlu, pozitif davranmamalı. Beni böyle tırnak içinde kolay yutulacak bir lokma gibi görmemeli. Aslında dikkat edin. Eşiyle ilgili hiçbir objektif farkındalığı yok aslında. O tamamen yarasının üzerinden ilişkisine bakıyor. Yarasının üzerinden karşı cinse bakıyor. Bunun tam tersi de yani burada konu kadın veya erkek değil yani. Bir erkek de belli bazı süreçler içinde kadınlarla ilgili çok olumsuz yargılara sahip olabilir. Ve artık bir bakarsınız orada bir yara vardır. Orada bir tırnak içinde yanlış bir algı vardır, bir cehalet tuzağı vardır ve kişi o gözle bakar, o gözle algılar. Bunlar bizim ilişkide aslında görmemizin daha mümkün olduğu durumlardır. Çünkü ilişkilerde, özellikle ikili ilişkilerde birçok şey açığa çıkar. Neden? Çünkü orada güçlü bir etkileşim var. Sıkı ve güçlü bir etkileşim var. Ve siz orada çok fazla rol kesemezsiniz. Çok fazla maske kullanamazsınız. Mutlaka o reaksiyon bir şekilde ortaya çıkar. Peki bu bize ne anlatıyor? Bu karşımızdakiyle ilgili bir meseleye mi öncelikle işaret eder, yoksa öncelikle kendimle ilgili bir şeye mi işaret eder? Diyelim ki muhatabım çok yanlış davranıyor. Ben tepkisel olmaksızın muhatabımı gözlemliyorum, anlamaya çalışıyorum, analiz ediyorum. Bir problem var mı? Benimle ilgili problem var mı? Yok. Ha bakarım, bu ilişki benim için de, onun için de çok da besleyici, çok da geliştirici değil. İlişkimi bitirebilirim. Bir şikayetim olur mu? Olmaz. Bir ilişkide şikayetçiyseniz orada bir sizinle ilgili çözmeniz gereken bir şey vardır. Ha, bir ilişkide dersiniz ki ya biz pek uyumlu değiliz. Ben epey gözlemledim, değerlendirdim, analiz ettim. Biz pek o kadar uyumlu değiliz. Allah yolunu açık etsin, bu kadar. Şikayetin var mı? Yok. Herhangi bir negatif duygun var mı? Yok. Ama muhatabın yanlışı benim bazı yaralarıma dokunmuşsa veya ben bir şey konusunda çok ihtiyaç halindeyken muhatabın o ihtiyacımı karşılamamışsa şunu okuyamıyoruz. Ya karşındaki senin o geçen hafta bahsettiğimiz psikolojik düzeydeki ihtiyaçlarını karşılayacak halde değil. Bu durumda insan ne yapar? Bunu görür, analiz eder. Şu kadar karşılayabiliyor ama şu kadar da karşılayamıyor. Veya şu noktada çok negatif, çok sağlıksız reaksiyonlar veriyor. Şikayet var mı burada? Yok. Analiz var, çözümleme var. Hatta bazen insan şunu düşünür. Ya muhatabımın şöyle şöyle ihtiyaçları var, beklentileri var. Ama ben onun beklentilerini şu anki psikolojik halimle, düzeyimle tam olarak karşılayabileceğimi düşünmüyorum. Bunu kendisine de ifade ettim ama benim durumum ona yeterli gelmiyor. İşte beni yalnız hissettiriyorsun diyor. Ama ben bana göre onun beklentisinin çok olduğunu düşünüyorum. Bakın burada da şikayet yok.
yani karşımdaki insanı objektif bir şekilde analiz ederim. Kendi psikolojimi de objektif bir şekilde analiz ederim. Derim ki onun benden beklentileriyle benim ona verebileceğim şeyler birbirinden çok uzak. Burada ne yapar insan? Açık, objektif bir şekilde durumu ifade eder ve teşekkür eder, bitirir. Bakın, bir insanın veya iki insanın yani ilişkilerinde problem yaşamalarını gerektirecek, kabul etmelerini gerektirecek bence bir şey yoktur. Yani psikolojik düzeyde mesele net bir biçimde analiz edildiğinde çatışacak hiçbir şey yoktur. Ha, veya kabul ederim, derim ki eşimin kendine göre bir süreci var. Ben onun sürecine bir insan olarak katkıda bulunmak istiyorum. Onun yaşadığı bu zor veya sağlıksız süreçte onun yanında olmayı insaniyetimin gereği olarak görüyorum. Bakın bir böyle üstünlü bir tepeden bakma değil. Bana doğal geliyor. İnsani bir özellik bu. Onun yanında olmayı tercih ediyorum. Görüyorum birçok yarası var. Yalnızlık yarası var, değersizlik yarası var, onaylanmama yarası var, terk edilmekten korkmayla ilgili yaraları var. Ben bir insan olarak onun bu yaralarının farkındayım ve bunları çözümlemesi konusunda onun yanında olmayı tercih ediyorum. Diyebiliriz bunu. Yani demek zorunda değiliz, ayrı bir konu. Ama diyebiliriz, derim, yine bir problem yoktur. Yani kişi kendi psikolojisiyle, muhatabının psikolojisi konusunda bir açıklığa, bir berraklığa sahipse ortaya çıkacak bir problem yoktur. Ha bakın, psikolojik düzeyde ilişkiler illa devam etmek zorunda değildir. Ama kavga etmeyi de gerektirmez. Sürekli şikayet modunda olmayı da gerektirmez. Dolayısıyla bakın, ilişkiler psikolojik düzeyde hem kendi psikolojimizi fark etmemizi hem de muhatabımızın psikolojisini fark etmeyi ve muhatabımızın psikolojisinde olası olan bütün imkan ve durumları prensip olarak kabul etmeyi gerektirir. Hatta bakın arkadaşlar, bazen insan kendi, bazen değil çoğu zaman insan kendi psikolojisinin karanlık veya henüz tetiklenmemiş olan, henüz ortaya çıkmamış olan taraflarını bile görmez. Bu bile ilişkilerde önemli bir şeydir. Ama bir şey olur, mesela dersiniz ki eşinize veya ilişkili olduğunuz insana, ya bak bende böyle bir taraf var, böyle bir şey ortaya çıktı, ben hiç kendimde böyle bir şeyin olabileceğini düşünmüyorum. Mesela atıyorum, ya sen şöyle şöyle yaptın ya, içimde psikolojik düzeyde sana karşı büyük bir nefret oluştu. Bu bana çok garip geldi. Mesela bunu ifade edebilmek aslında ne kadar doğal bir şey, değil mi? Ama bakın böyle ifade edilir. Yani ben senden asla nefret edebileceğimi düşünmüyordum ama böyle içimde böyle bir duyguyu hissettim. Bunu fark ettim. Bunu seninle de paylaşıyorum. Mesela bunun üzerinde konuşabiliriz, değil mi mesela? Ama nerede? Ha, benden nefret ediyorsun ha, tamam. Nankör diye başlarız. Tabii eğer öyle bir eşiniz varsa ona kesinlikle böyle şeyleri anlatmayın. Bunları kendi içinizde çözmeye çalışın. Yani kendi psikolojik haritanıza bakın. Ha bak, ben de işte çok seviyorum, eşimi çok seviyorum diyorum ama bak şöyle bir durumda içimde nasıl da böyle bir kızgınlık, öfke, hatta kin, hatta nefret ortaya çıktı. Demek ki psikolojimin benim bile farkına varmadığım ne tür dehlizleri, karanlık noktaları var. O zaman ben bunların üzerinde çalışmalıyım. Kendi psikolojik mekanizmamı analiz etmeliyim. Bakın bunu bastırmamalıyım. Bazı insanlar bunu bastırırlar. Bastırır bastırır en son der ki yeter artık, senden nefret ediyorum.
Ya bak sen bu duygu üzerinde çalışmadın, o yüzden şimdi bak patladı ve çok sağlıksız bir şekilde de ifade ettin. Bu sefer öbür tarafta der ki, zaten ben biliyordum bir şeyler var, nefret ediyorum. Sanki ben seni çok mu seviyorum? Bakıyorsunuz karma karışım, manasız bir etki tepki değil mi? Ben senden nefret ediyorum, sanki ben seni çok seviyordum. Ama iki hafta evvel birbirlerini sevdiklerini söylemiş olabilir bu iki insan. 3 gün önce veya hatta bir gün önce de olabilir yani. Peki neden? Çünkü kendi psikolojimiz üzerinde çalışmıyoruz. Anladın mı? Bakın. Ha peki eşim şöyle dedi. O ayrı bir şey. Bak, o onun alanı. O öyle dediğinde sende bir şey tetiklendi veya sende o durumdayken ne tetiklendi? Mesela eşim dedi ki senden aslında ben nefret ediyordum ama söylemiyordum. Sakin ol, de ki canım eşim, sen ne zamandan beri o nefret duygusunu hissettin? Ne oldu? Bir anlamaya çalış ya. Ya öyle mi? Zaten ben de seni uzun zamandır sevmiyorum. Tamam mı? Ne bu şimdi? Bir körlük mü? Değil mi? O yüzden bakın, karşınızdaki insan psikolojik noktada anlaşılması ve keşfedilmesi gereken bir bireydir. Bu hani keşfet, işte çok güzel şeyler var. Çok güzel veya değil. Keşfetmen gereken bir nitelikte olan bir insandır. Psikolojik düzeyde ilişkili olduğun insanı keşfetmelisin, anlamalısın. Bunu niçin söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Anlamadığın ve gerçekten doğru bir şekilde çözümlemediğin bir insanın sana yaptığı yanlışları kişisel algılarsın. Kişisel algılarsan da sen de aynı tuzağa düşer, sen de bir başka türlü tepki verirsin. Ama muhatabını anlarsan, işte seni tanıdığın güne lanet olsun. Ya bir bak niye öyle diyor, bir anlamaya çalış. Objektif bir tarafı var mı? Acaba çok beklentileri vardı da sen mi karşılayamadın? Acaba orada çok büyük bir boşluk, bir yara mı var? Çok yanlış şekilde durumu algılayan bir psikolojik mekanizma mı var? Ama biz ne yapıyoruz? Bakın, ilişkiler en fazla kişisel algıladığımız süreçlerdir. Çok kişisel algılarız. Neden? Çünkü orada kişi olarak, birey olarak onaylanmak, desteklenmek, anlaşılmak, korunmak, sahiplenilmek vesaire vesaire bir şey bekleriz. O beklentilerimiz bizi daha da kişisel algılamaya götürür. O yüzden özellikle ilişkilerde eğer kişisel algılamama becerisi kazanabiliyorsak bu gerçekten büyük bir farkındalık anlamına gelir. Kişisel algılamama. Mesela karınız dedi ki ya sen, yani sana bakınca hiç de çekici gelmiyorsun. Senden daha yakışıklılar var. Bir bakın içeride ne oluyor? İşte niye beni yeni mi tanıyorsun? Böyle mi diyeceksin yoksa sen biraz açar mısın? Ne hissediyorsun? Bir sor ya. Ama bunu sorabilmek için kişisel algılamaman gerekir. Mümkün mü bu? Tabii ki mümkün. Ama kişisel... şöyle mesela, ikisi de aynı psikolojik düzeyde olduğundan dolayı mesela biraz önce Hazreti Yusuf örnek verdik ya, evet. Yani kısalarını en güzel biliyor mesela. Orada Hazreti Yusuf mesela kardeşlerine karşı davranışı kendi bilinç noktasında diyor ki bugün size herhangi bir kınama yok. Evet. Ama işte iki bilinç aynı olursa belki, evet, o sizin dediğiniz ortaya çıkıyor. Evet, işte bakın burada ilişkilerde benzer seviyede olan ve gerçekten kendi üzerinde çalışmaya odaklanan iki insanın ilişkisi çok güzel olur. Ama her zaman bunu yakalayabilir miyiz? Yakalayamayız. Bu durumda kişi kendi üzerinde çalışmalıdır. Yani
tıpkı Hazreti Yusuf'un örnekliğinde olduğu gibi. Hazreti Yusuf hep neye dikkat ediyordu? Kendi içine dikkat ediyordu. Kendi sürecine, kendi psikolojisine. Kendi psikolojisinde ortaya çıkana ve ruhsal düzeydeki bilincine dikkat ediyordu. O yüzden ilişkiler her ne durumda olursa olsun, isterse karşımızdaki insan bizden daha yüksek seviyede olsun, isterse daha aşağıki bir seviyede olsun, ister çok bilinçli olsun, ister çok bilinçsiz olsun. Her halükarda siz kendiniz üzerinde çalışmalısınız. Mesela ben bazı insanlar görürüm. Böyle eşleri mülayimdir, sakindir, sabırlıdır, alttan alır, hep hoşgörülü olur. O da tepesine bindikçe biner. Sonra 20-30 sene sonra patlak verir ilişkide problem. Neden? Yani çünkü sen bak karşındaki aslında alttan almış veya hoş görmüş, sakin davranmış. Sen orada şunu alabilseydin, ya bu adamın aslında bak ben biraz fevri davrandığım halde nasıl da sakin, sabırlı, hoşgörülü davranıyor? Nasıl böyle yapabiliyor veya ben de böyle nasıl yapabilirim diye öğrenmem gerekmez mi? Hatta ben bazı ilişkiler görmüşümdür. Taraflardan biri kavga ediyordur böyle, öfkeleniyor. Şimdi öbür taraf sakin. Karşıdakinin sakinliğinden rahatsız olur. Çünkü ego şunu ister. Yani ben gerginim, öfkeliyim, zıvanadan çıktım, sen niye çıkıyorsun? Bir de oradan şey olur. Ha sen böyle olgunsun değil mi? Hep böyle öfkelenen veya bağırıp çağıran benim değil mi? İşte sen beni küçümsüyorsun değil mi? Bir de bakarsınız aslında kişi kendi yarasına dair bir yorumda bulunur. Ama bunu yaparken de yine karşıdakini suçlar. Dolayısıyla ilişkiler anlayan insan için, doğru yerden bakan insan için çok şey anlatır. Kendimiz için çok şey anlatır. Kendimizde olası yaralar, olası negatif damarlar hakkında çok şey anlatır. Bir şeyi kişisel algılayıp algılamamak konusunda çok şey anlatır. Bir şeyi kişisel mi algılıyorsun yoksa objektif bir yerden mi algılıyorsun? Mesela diyelim ki evlendin. Eşim dedi ki, ya sen ekonomik olarak bana çok güzel bir hayat yaşatmıyorsun. Ben başkalarını bulacağım. Hatta buldum bile. Anlatırsın ona bak hayat bu değil. Mevzu dünya değil. Bunlar dünya hayatının geçici ziynetidir. Ya saçmalama böyle şeyleri falan. Peki canım sen bilirsin. Cennete kadar yolun var. Diyebiliyor musun? Ve bundan dolayı da hiçbir alınganlık sergilemeyeceksin. İşte bunlar var ya hep parayı seviyorlar demeyeceksin. Diyeceksin ki ya böyle zaman zaman bazen insanlar paraya, maddeye, maddi konfora çok önem veriyorlar ama bu büyük bir aldanış. Yani ego diyor ki aldanış da biz arada kaynıyoruz. Değil mi? Öyle diyeceksin. Kaynayıp kaynamadığını sen karar vereceksin. Bakın hayat bence çok sakin bir şekilde, çok doğal, farkındalıklı, idrak noktasında çözümleyici bir şekilde yaşanabilir. Bunu yaşayabilme hakkınız var. Eşiniz, anneniz, babanız, çocuğunuz, kardeşiniz size göre en ters gelen bir şeyi söyleyebilir ve yapabilir. Bu size sorun oluşturuyorsa, bakın size sorun oluşturuyorsa, bu sizin üzerinde çalışmanız gereken bir noktaya işaret eder. Muhatabınızın yaptığı yanlış ayrı bir konudur bakın. Biz çoğunlukla nereye takılıyoruz? Yani onun yaptığı doğru mu? Onun yaptığı ayrı bir konu. Biz onu değerlendirmiyoruz başta.
onun yaptığını analiz edebilirsin ama şikayet etmeden, rahatsız olmadan, kişisel algılamadan. Diyelim ki eşin parayı çok seviyor. Şimdi orada ya aslında çok yanlış bir yerden hayata bakıyor. Bir insanın varlığı, değeri, harcadığı parayla, işte her istediğini alabilmesiyle ölçülecek bir şey değil. Hayat bu değil. Mesela biz diyoruz ya, bana nasıl bir hayat yaşatacaksın? Ben sana hiçbir şekilde bir hayat yaşatmayacağım. Hayatı yaşayan sensin. Kendi hayatın var. O yüzden birbirimize şunu da söylememeliyiz. Bana çok kötü bir hayat yaşattın. Hayır. Herkes kendi hayatını yaşar. Herkes kendi hayatını yaşar. Hazreti Yusuf şunu mu dedi? Bana çok kötü bir hayat yaşattı. Böyle bir şey mi var? Kardeşleri için dedi mi böyle bir şey? Bana çok kötü bir hayat yaşattınız. Şimdi ne yapacağız? Bana çok kötü bir hayat yaşattınız. Sizin yüzünüzden mi dedi? Demedi. Demezdi. Dese cehalet sergilemiş olurdu. Neden? Çünkü yaşadığınız hayatın niteliğini, kalitesini belirleyen sizsiniz. Ama şimdi hayatı işte arabanız, eviniz, mobilyalarınız, işte yemek yediğiniz lokantayla tanımlıyorsanız o ayrı konu. O zaman dersiniz ki bana çok güzel bir hayat yaşattın veya bana çok kötü bir hayat yaşattın. Eğer hayat sizin için yediğiniz şeyler, giydiğiniz şeyler, bindiğiniz şeyler ise önce oradan tabii ki bir bakmanız lazım. Hayat böyle bir şey mi? Ona benim diyeceğim bir şey yok. Veya çok uzun bir mevzudur o. Ben hayata ne gözle bakıyorum? Hayat nedir? Ben birine sen bana çok kötü bir hayat yaşattın dediğinde ne demiş oluyorum? Böyle bir cümlenin altında yatan hayat algısı nasıl bir algıdır? Evet, yani bana hiç kimse kötü bir hayat yaşatamaz arkadaşlar diyebilmemiz gerekir. Çünkü gerçek budur. Hiç kimse bana kötü bir hayat yaşatamaz. Kötü bir hayat yaşatacak olursam bunu ben kendime yaparım. Ben kendim kötü bir hayat yaşarım. Hazreti Yusuf kuyuya atıldığında kötü bir hayat mı yaşadı? İftiraya uğrayıp haklı olduğu bilindiği halde hapse atıldığında kötü bir hayat mı yaşıyorum dedi. Bakın dikkat edin. Bizim bugün kullandığımız kavramlar, cümleler gerçekten çok tırnak içinde söylüyorum berbat cümlelerdir. Neresinden tutsanız elinizde kalır ama tutmayı bilirsiniz. Yoksa sizin elinize tutuşturulan şekilde siz de o mevzuyu tutarsınız. Aa bak ne güzel bir hayat yaşıyor. Bir dur ya, bir dur bakalım. Neyi kastediyorsun? Ne kadar güzel bir hayat yaşıyor. Ya işte evini görmüyor musun? Evini, arabasını. Ha bir dur bakalım. Sen hayatı nasıl algılıyorsun? Önce onu bir anlat bakalım. Hayat sana göre nedir? Ne? Güzel hayat nedir? Kötü hayat nedir? Bakın. O kadar temelden bazı mevzuları biz yanlış tutuyoruz ki onların üzerinden yürüyen bir yanlışlıklar silsilesidir. Bakın, dikkat edin. Hazreti Asiye, kocası kim? Firavun. Peki, Hazreti Asiye'ye Firavun kötü bir hayat mı yaşattı? Veya Hazreti Asiye böyle mi dedi? Benim hayatımı berbat ettin mi dedi? Bana çok kötü bir hayat yaşattı mı dedi? Asla. Öyle dese Asiye olamaz zaten. O kendi hayatını yaşadı. Kendi bilinç ve farkındalığının ölçüsünde bir hayat yaşadı. O yüzden dedi ki ya Rabbi beni Firavun'un amelinden muhafaza et. Yani ne demek bu? Yani onun amelinin benim psikolojime kötü bir şekilde yansımasından ve bende olumsuz şeyleri tetiklemesinden beni muhafaza et. Bana o bilinci ver. O yanlış bir amelde bulunabilir. Ama ben onun yanlış amelinden korunabilirim. Bu neye bağlı?
benim bilincime bağlı. O yanlış bir anlayış içinde olabilir, yanlış davranabilir, yanlış hareket edebilir. Fakat bu benim yanlış davranmamı, yanlış düşünmemi, yanlış konuşmamı sonuç vermek zorunda değildir. Ve dedi ki, bana katında bir ev yap. Yani sembolik olarak, yani benim kaynağım, kökenim sensin. Senden geldim, sana döneceğim. Yoksa işte yapayalnızım, dünyada da bir şansım olmadı, Firavun'a denk geldik. Böyle bir şey mi var? Yok. Bakın, kutsal metin ne kadar kıymetlidir değil mi aslında? Ama biz onu bir şey gibi okursak, Asiye böyle demiş falan diye bakarız. Orada söylenen sözün altındaki felsefeye bakmamız gerekiyor. Yani orada Hazreti Asiye'nin o duasını alın, evlilik anlayışının en mükemmel felsefesinin kodlarını bulabilirsiniz. Yani bir insanın eşinin yanlış amelinden, tutumundan, davranışından etkilenmeyebileceği, ondan da şikayetçi olmayabileceği. Bakın, Hazreti Asiye Firavun'dan şikayetçi miydi? Yok. Beddua mı etti? Yok. Hayatımı mahvettin mi dedi? Yok. Belki Allah'a havale edecek. Niye havale edecek ki? Allah havale mi bekliyor? Havale etmeye de gerek yok arkadaşlar. Havale edip etmemek nedir biliyor musun? O sizin kalitenizi gösterir. Onun içindir. Nefsaniyet içindeyseniz Allah'a havale edemezsiniz. Çünkü dersiniz ki ya şimdi Allah affeder, affeder. Değil mi? Ya da şey dersin, ya Rabbi bak sana havale ediyorum ama havale şey ihbarlı yani. Onu mahvet. Aslında bütün bunlar neyi gösterir? Sizin kalitenizi gösterir. Yoksa Allah'a havale edip etmemen Allah'la ilgili bir şey değil. İster Allah'a havale et, ister etme. Hazreti Yusuf yapmadı yani. Mesela, Allah'a havale edin demedi yani. Niye havale edecek? Allah her şeye şahit değil mi ya? Değil mi? Yani tabi burada şey, Allah her şeye şahit gösterecek onu öyle de değil ha. Ya bu beni ilgilendiren bir konu değil. Bu onun mevzusu. O Allah'ın yarattığı bir varlık. O bilir, Allah bilir. Benim alanım değil o. Yani yoksa hani göreceksin Allah böyle böyle yapacak değil yani. O benim alanım değil yani. O yüzden herhangi bir havaleye de gerek yok hakiki noktada. Dolayısıyla bakın arkadaşlar, biz ilişkileri hep yanlış yerden tutuyoruz. O zaman o yüzden başımıza bela. Herkes ilişkilerden rahatsız. Herkes böyle bir ilişkilerinden bir şikayet içinde. Hayır, buna gerek yok. Manasız bir şey bu. Ama bunun için kendi psikolojimizi gözlemlemek, onu analiz etmek, onun yaralarını keşfetmek ve benim yaralarımı muhatabımın onarmasını talep edebilirim ama yaralarımı onarmasını bir hakkım olarak göremem. Ben kendimi çok yalnız hissediyorum, bana kendimi yalnız hissettirme. Böyle bir şey olamaz. Sen yarandan bahsedebilirsin. Benim yalnızlıkla ilgili bir yaram var, terk edilmeyle ilgili bir yaram var, umursanmamayla ilgili bir yaram var. Sınırlandırılmış olmak, yargılanmış olmakla ilgili bir yaram var. Bunlara dikkat edersen memnun olurum ama etmek zorunda değilsin. Bunların sorumlusu benim. Demek durumundayız. Yoksa benim böyle yaralarım var, bak bunlara dikkat et sonra kötü olur. Böyle bir şey olamaz. Ben karşımdakine kendi yaralarımın sorumluluğunu yükleyemem. Bir yaram var, üzerinde çalışamıyorum. O zaman açıkça söyleyeceğim. Bak benim böyle bir yaram var. Ben bu yaramı müdafaa etmiyorum, savunmuyorum. Meşru da görmüyorum. Ama ben bunun üzerinde de şu an çalışamıyorum. Sen benim bu durumumu böyle kabul ediyor musun?
açık olmak lazım. Yoksa yaralı bereli işte bana kendimi değersiz hissettiriyorsun, bana kendimi yalnız hissettiriyorsun, bana kendimi böyle yargılanmış hissediyorsun, bana kendimi küçümsenmiş hissediyorsun, hissettiriyorsun. Bir dur ya, bir dur yani. Sende niye bu kadar yara var? Bu yaraların onarılması başkasıyla mıdır, kendinle midir? Bakın, sürekli bir pansuman tutamayız değil mi arkadaşlar? Ama bizde öyle yaralar var ki ömür boyunca beni pansuman edeceksin. Yara hiç kapanmıyor, kabuk bağlamıyor. Hep devam ediyor. Hani bazen deriz işte 20 yıl yalnız bırakmadım, yalnızlık hissettirmedim. Bir yalnızlık hissettirdim, hepsi patladı. Neden? Çünkü yara 20 yıldır kabuk bağlamamış, onarılmamış ki. Hep pansuman edilmiş. Yani ne demek bu? Bak benim böyle bir ihtiyacım var, bana böyle davran. Benim böyle bir ihtiyacım var, bana böyle davran. Bu karşımızdakinden sürekli bir pansuman beklemektir. Halbuki ne yaparız? Ya bak benim böyle bir yaram var. Sen bu konuda biraz duyarlı olursan çok iyi olur. Şöyle davranırsam ben de kendi yaram üzerinde çalışır, onu onarırım. Bu makul bir şeydir. Ama bak benim böyle bir yaram var, ömür boyu pansuman edeceksin. Peki bu hiç onarılmıyor mu? Yok, bu hep kanar. Sen hep pansuman edeceksin. Ya kendine de yazık, muhatabına da yazık. Değil mi? Onun için ilişkiler insanın kendi üzerinde çalışması için iyi bir çalışma alanıdır. Siz kendiniz üzerinde çalıştınız, karşınızdaki çalışmadı. Kim kaybeder? O kaybeder. Bakın burada da yanlış yerden bu. Hep ben mi çalışacağım? Yok, kim çalışsın? Yani çalışmak kötü bir şey mi arkadaşlar? Yani bir insanın kendi üzerinde çalışması kötü bir şeydir ki biz diyoruz ki ya biraz da o gayret etsin. Ya etsin de yani edip etmemesi onun kararı. Ben kendim gayret edeceğim. Ne için gayret edeceğim? Kendimi onarmak için, kendi psikolojik dünyamı onarmak için ben gayret edeceğim. Ha karşımdaki de gayret ederse ne âlâ. Onun gayretine ben destek olmalı mıyım? Tabii ki olmalıyım. Ama diyelim ki ne karşımdaki insan ne kendi üzerinde çalışıyor ne de benim bu konudaki gayretime prim veriyor. Olabilir, bu onun meselesidir. Ben kendi üzerimde çalışırım. Bu benim kazanımımdır. Ben mecbur muyum onunla iyi geçinmek için çaba göstermeye? Sen onunla iyi geçinmek için çaba göstermeyeceksin. Sen kendi fıtratının kemaline ulaşmak için gayret edeceksin. O yüzden bir hadiste vardır zannediyorum. Sizin en hayırlarınız başkalarıyla iyi geçinmenizdir. Bu ne demek? Bakın bu şu demektir. Yani sen fıtratının kemaline ne kadar ulaşabilirsen o kadar iyi geçimli biri olursun. Bu şu demek değil. Herkesle iyi geçineceksin değil. Ama sen bir ilişkinde kötü geçimli biri olarak tanımlanmazsın. Mesela Peygamberimizin yani evlilik ilişkisinde geçimin problematik hale geldiği bir durum var. Ama orada peygamber mi geçimsiz yoksa peygamberin bazı eşleri mi geçimsiz? Peygamber orada geçimsiz değil. Peygamber üzerine düşeni yaptı. Bakın ne oldu? Bir nedenle eşlerinden biri dedi ki şu şerbeti içme dedi. Kokusu hoşuma gitmiyor. Peygamber şöyle demedi. Sana mı soracağım ya? Sen kimsin? Bir de karşında peygamber var yani. Bir de farkında olmadan sen kiminle konuşuyorsun gibi böyle bir şey mi o? Yok. Şöyle dedi. Tabii dedi. Hatta vallahi bir daha içmeyeceğim dedi. Bakın bu derece. Yani konu buysa ne olacak ki? Bu hayati bir mevzu mu? Yok. Yani o şerbeti içmesen ne olur? İçmeyivereyim senin hatırın için. Bakın anlayış bu. Anlatabildim mi? Yani peygamber iyi geçimli bir insan. Ha, bazı insanlar onunla iyi geçinemiyor olabilir. O ayrı bir konu. Yani iyi geçimli olmak demek
herkesin her istediğini yapmak anlamına gelmiyor. Ama senin tarafından bir terslik, bir olumsuzluk, bir negativite yoktur. Ha, sen bütün buna rağmen karşındakiyle bir uyum yakalayamıyorsan ve karşındaki insanda bir geçimsizlik varsa olabilir. Bu onun alanıdır. Saygı duyarız. Hatta ne dedi Peygamber ayetin ifadesiyle? Siz bilirsiniz, sizi güzellikle bırakayım dedi yani. Ben şunu demedi. Siz benim kıymetimi bilmiyorsunuz. Siz ne biçim insansınız? Bir şey demedi. Eğer benden memnun değilseniz başka ihtiyaç ve beklentileriniz söz konusuysa siz bilirsiniz, sizi güzellikle bırakayım. Bakın hiçbir kınama yok, alınganlık yok. Herhangi bir şey yok. İşte bu nedir? Gerçekten. Evet, bu fıtrat üzere olmaktır. Ve bakın, son olarak uzadı mı? Zaten. Bakın, Hazreti Peygamber'in benim çok hoşuma giden bir sözü vardır. Hatice'nin sevgisi benim rızkımdır demiştir. Rızık nereden gelir? Allah'tan gelir, değil mi? Hatice'nin sevgisi benim rızkımdır ne demek? Yani Hazreti Hatice öyle bir insan ki ondan gördüğüm sevgi Allah'ın onun kalbine indirdiği bir sevgi ve o hiçbir indirgemeye, hiçbir gölgelenmeye maruz kalmadan olduğu gibi bana geliyor. Yani Hatice'nin sevgisi Allah'ın bana verdiği bir rızıktır. Ve Hazreti Hatice de Allah'ın onun kalbine indirdiği sevgiyi hem tam olarak alıyor, hem tam olarak yansıtıyor. Hem de araya kendini sokmuyor. Mesela ben seni sevmesem kim sever demiyor. Değil mi? O sevgiyi sahiplenmiyor. Allah'ın onun kalbine indirdiği sevgi rızkını olduğu gibi hem alıyor, yani tam olarak alıyor ve tam olarak yansıtıyor. Kendi kaşesini de basmıyor. Bak ben seni nasıl seviyorum. Kimse seni böyle sevmez demiyor. O yüzden Hatice'nin sevgisi benim rızkımdır diyor. Hazreti Hatice mesele onun kaynağını biliyor hocam yani. Doğal olarak tabii. Yani, o an. O yüzden gerçek sevgi Allah'ın senin kalbine koyduğu sevgiyle muhatabına duyduğun sevgidir. Sevginin kaynağı sen değilsin. Sevginin kaynağını kendin zannediyorsan, ben seni seviyorum, ben sana değer veriyorum diyorsan, o psikolojik temelli, benlik temelli bir sevgidir. Ve onun mutlaka içinde hesap olmak zorundadır. Ben seni bu kadar seviyorsam, sen de eşek değilsin yani, değil mi? Senin de derinde bir çıkar vardı veya bir hesap vardı. Yani burada çıkar derken illa böyle basitçe bir çıkar değil. Bakın, beklenti ne zaman ortaya çıkar? Mesela bir insandan beklentiniz olup olmadığını anlamak istiyorsanız şu noktaya bakacaksınız. Mesela çok güzel şey yapıyoruz, yaşıyoruz, ediyoruz. Bakın bir beklentin var mı? Yok. Bunu anlayamazsın o anda. Yani iyi düşünürsen anlarsın da. Beklentin olup olmadığını ne zaman anlarsın? Ondan beklemediğin bir şey gördüğünde ve bunlar rahatsız olduğunda anlarsın. Beklenti içinde olup olmadığımızı o zaman anlarız. Ha, o zaman olmadan da anlayabiliriz de onun için bir feraset gerekir. Yani gerçekten ben hiçbir şey beklemiyor muyum? Tamamen bakın zaten şunu anlamamız lazım. Sevginizin, şefkatinizin, merhametinizin, sahipleniciliğinizin kaynağını kendiniz zannediyorsanız %100 beklenti içinde olursunuz. Başka bir çareniz yoktur. Ama sevginin, şefkatin, merhametin, sahipleniciliğin, yardımın kaynağı ben değilsem o zaman beklenti içinde de olamam. Çünkü ego ne diyebilir ki bana? Ha, ne diyebilir?
Diyecek ki bekliyorum. Diyecek ki ne, neye binaen bekliyorsun? Neye binaen bekliyorsun? Bakın dikkat edin. Beklentilerin altında bir şey vardır. Ama ben onun için böyle yaptım. Ama ben onun için şöyle yaptım. Ama ben en zor zamanda yanında oldum. Şu durumda şöyle davrandım. Bakın ne var? İyilikler Allah'tandır. Hakikatini aksine yok birazı da bendendir demek var. İyilikler benden değilse ben niye binaen bir beklenti içinde olabilirim ki? Hiçbir beklentim olamaz. Ama bir şeyi kendimden kaynaklanıyor diye algılarsam ben sevdim, ben destek oldum, en zor zamanımda ben yanımda oldum. Sayarsa egomuz bunları, bunların altında mutlaka beklenti vardır. İster bir gün sonra çıksın, ister 10 yıl sonra, ister 50 yıl sonra. Her zaman çıkma ihtimali vardır. O yüzden hakikat idrak edildiği oranda insanı özgürleştirir. Eğer hakikatte bütün iyilikler, güzellikler, hayırlar Allah'tansa benim bir beklentim olamaz. O zaman ben özgürüm. Beklentim varsa özgür değil. Beklentim varsa gerçek anlamda özgürlüğü tamam. Beklentim varsa ilişki özgür bir ilişki değil. Özgür bir ilişki ben keyfime göre davranırım değil. Özgür ilişki fıtratımıza göre davranmaktır. Öbür ilişki nedir? Muhatabıma göre davranmaktır. O yüzden özgür bir ilişkide siz muhatabınızdan bağımsız bir şekilde kendi fıtratınızın kodlarıyla hareket edersiniz. İşte o sizi özgür kılar. Ama o böyle davrandı, ben de öyle yapacağım. O bana bağırdı, ben de altta mı kalacağım? Sen esirsin, karşındaki de esir. Özgür değilsin. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.